haberler. Koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminde vaka sayısı gün gün farklılık gösterse de Bakan Koca virüsün bulaşma hızının düştüğünü açıkladı. R0 değeri olarak bilinen o hız Türkiye'de 1,56 seviyesinde. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. 8 haftalık yoğun mücadeleyle salgın artık kontrol altında. Bakan Koca rehavete karşı uyarırken Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 100 bini geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da ilk kez 1000'in altına düştü. Türkiye'nin R0 değerini şu an için 1,56 olduğunu söyleyebilirim. Virüsü bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla R0 değeri bir kişinin virüsü bulaştıracak kişi sayısını gösteriyor. O değer şimdi 1,56 ama bundan günler önce durum çok daha kritikti. İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz. Ama il bazında baktığımızda 4,5-5'leri gördüğümüz dönemler oldu. Türkiye'de 3952 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam test sayısı da 1,5 milyona yaklaştı. Bakan Koca haftaya yeni bir adımın da atılacağını açıkladı. Kimlere bu testin yapılacağı TÜİK tarafından örneklem yöntemiyle bunların hepsi tespit edildi. 150 bin kişiye yapılacak testte Türkiye'nin bağışıklık haritası çıkarılacak. Hedef korona testiyle birlikte antikor testi de yapmak. Böylece muhtemel bir ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olunması amaçlanıyor. Dünyaya da bu anlamda örnek olabilecek bir çalışma olacak. Ve bize de bundan sonraki süreçte rehberlik etmiş olacak.